Abi Almanca telaffuzum iyi değil. Telaffuzumu nasıl geliştirebilirim? Şimdi sana bir soruyla geldim. Şurada gördüğün harflerin Türkçesini ve Almancasını düşün. Bu harfler aynı mı? Aynı dediysen maalesef yanılıyorsun dostum. Türkçemizdeki B ile Almancadaki B aynı şey değil. Türkçedeki D ile Almancadaki D de aynı şey değil. Türkçedeki G ile Almancadaki G de aynı şey değil. Yani işte ne güzel Almanca yazıldığı gibi okunan bir dil. Harflerimizin çoğu zaten ortak vesaire diye düşünürseniz zaten birçok telaffuz hatası yaparsınız. İkinci maddeye geliyoruz arkadaşlar. Almanca'da sözcükler arasında Türkçe'ye göre çok daha fazla vurgu ve tonlama farkları vardır. Mesela şu gördüğünüz kelime Schreiben. Bu kelime Türkçe bir kelime olsaydı buna muhtemelen Schreiben diyecektik. Mesela şurada gördüğünüz kelime Haben. Bu kelime Türkçe olsaydı buna muhtemelen haben diyecektik. Aynı şekilde bak machen gördün mü bak. Hey'den sonra direkt topluyorsun. Machen. Machen aşağı yana. Türkçe olsaydı buna ne derdik? Machen derdik ve hiçbir vurgu farkı olmazdı. O yüzden yeni bir Almanca kelime öğreniyorsan muhakkak hangi ecesinde vurgu olduğunu, hangi kısımların sessiz, hangi kısımların bastırarak söylendiğine dikkat etmen gerekiyor.